NATO'nun tahminlerine göre Afgan askerlerinin dörtte birinden fazlası bu yıl görevi bıraktı. 3000 asker ise ya öldü ya yaralandı. Orduya yeni katılanların çoğu okuma yazma bilmiyor. NATO birlikleri 2014'te ülkeden ayrıldıktan sonra Afgan hükümetinin askeri gücünü sürdürmesi pek mümkün görünmüyor. Bu durum kısa sürede tek başına kalacak bir ordu için oldukça zor. Kabil Askeri Eğitim Merkezi'nin komutanı Tuğgeneral Aminullah Patiani, askerlerin gerilla savaşına hazırlandığını söylüyor. Askerlerimize bunun bir istihbarat savaşı olduğunu anlatıyoruz. Afgan ordusundan bir yetkili askerlerin 40 ila 50 Afgan istihbarat örgütü çalışanı ve askeri istihbarat birlikleriyle eğitildiğini söylüyor. Ancak birçok kişi kaygılı. Zorluk içindeki hükümet ve ordudan çok şey isteniyor. Eski istihbarat yetkilisi Cavit Koşistani, Savunma Bakanlığı'nın hiçbir planı olmadığını söylüyor. Taliban'a ya da komşu ülkelerin istihbarat örgütlerine karşı bir stratejimiz yok. Oysa askerlerle güvenlik güçlerinin belli bir stratejiye göre eğitilmesi gerekir. Bu, onlara savaşmak için moral verir. Tuğgeneral Patiani'ye göre ise askerler göreve hazır. Askerlerimiz 2014'ten sonra herhangi bir tehditle karşı karşıya kalmayacak. Şimdi olduğu gibi bir tehditle karşılaşsalar bile moralleri yüksek olduğu için duruma hakim olacaklar. Afgan askerlerinin önünde komutanlarını haklı çıkarmak için 2 yıl var. Amerika çekildikten sonra yaşanacaklar bu konuda bir sınav olabilir. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.